Görüntüleri izledik. Deprem değil, ilime, bilime, ahlaka, vicdana uygun yapılmayan binalar öldürüyor. Bakın şimdi Kahramanmaraş'ta bir züccaciyeye gideceğiz. Onun görüntüsünü getireceğiz ekranlarınıza. 7.7'lik ve 7.6'lık iki büyük sarsıntıya da dayandı. Dükkanda akıl alır gibi değil ama o anlarda sadece birkaç tabak kırıldı. Sapasağlam yani bak. Çatal kaşığın yeri bile bozulmamış. Ancak bir de şu karşıya bakın. Burası iki kere deprem geçirdi biliyorsunuz. Bir gece sabaha karşı, bir de öğleden sonra. Ancak tabak bile düşmemiş. Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. Caddenin bir tarafında enkaza dönüşmüş bir bina, altında kalan canlar. Diğer tarafındaysa bir mağaza. Üstelik züccaciye mağazası ve vitrinindeki her şey yerli yerinde duruyor depremin ardından. Bu şekilde burayı gördükten sonra, orada da o hali gördükten sonra tabii ki insan maalesef ki üzülüyor. Kahramanmaraş'taki depremde yakınları enkaz altında kalan Mustafa Toprak öyle bir video çekti ki bu gerçek milyonların yüzüne tokat gibi çarptı. Maalesef ki enkazımızın karşısındaki apartman. Bakın hiçbir şey yok. Bakın mağazanın içindeki tabaklar bile duruyor sapasağlam. Deprem öldürmüyor arkadaşlar. Bizim ihmalimiz öldürüyor. Mustafa Toprak imam. Aslında Nevşehir'de yaşıyor eşiyle birlikte ama eşinin ailesi Kahramanmaraş'taki 12 Şubat ilçesinde depremzede. Enkaz altında 6 yakınları kaldı ve bir kişi sağ kurtarıldı. Kayınvalidem var, kaynanam var, kayınbabam var, bebeğimiz var, yeğenimiz var, 5 aylık bir bebeğimiz var, 7 yaşında bir çocuğumuz var. Mustafa Bey ilk günden beri burada yakınlarına destek olmak için ve ilk günden beri söylediğine göre bu mağazanın kapısı depremin ardından bir kere bile açılmadı. Şurayı göstermek istersem size. Bakın bir deprem anında bir hafta olmuş, insanın acısı varken gelip şuradaki çadalı bıçağı mı düzenleyecek? Hiçbir şekilde ellemedik mağazayı. Bıçaklar aynen bu şekilde düzenliydi. Hiçbir değişiklik yapılmadı bıçaklarımızda, çatallarımızda şu anda. Şimdi ilk defa içine girdik mağazanın. Tesadüf eseri sorumlusu hanımefendi geldi. Bakın sadece bu bölümdeki bazı çatal bıçak kaşıklar ve bazı tabaklar devrilmiş, kırılmış. Tek hasar alan bölüm o mu? Şimdi şu anda ben de mağazayı gezmedim. Sizle birlikte bakıyorum mağazaya. Onun dışında tamamen çok şükür her şeyimiz sağlam, bir sıkıntımız yok. Keşke buradaki her şey kırılsaydı da evlerimiz yıkılmasaydı. Şu görüntüye bakaraktan binam çok sağlam. Mustafa Bey ve ailesinin acısı var. Daha enkaz altından yakınlarını çıkaramadılar dahi. Ama bir yandan da çektiği bu videoyla dikkat çekmek istiyor. Demek ki bir çatal bıçağın bile devrilmediği sağlamlıkta bir bina yapabilmek mümkün. Neden binamız yerle bir oldu diye isyan ediyor. Burada acımızı yaşarken insan düşünüyor da aynı şekilde. Bu binaya bakıyorum, kendi binamıza bakıyorum. Orası aynı hizada olmasına rağmen yıkılmış. Burada da bakıyoruz, tabakları hiçbir şey olmamış.